Şimdi Çankırı gündemi malum, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 12 Ekim Çarşamba günü nasip olursa icra edilecek. Biz bu seçimde mavi liste olarak kendimizi isimlendirdik. Mavi listenin önderliğini de ben Serdar Paşabeyoğlu olarak yapıyorum. Ekibimiz önemli isimlerden oluşuyor. Bu basın toplantısının içerisinde adaylarımızın bu açıklamasını yapacağım. Bunları paylaşacağım. Konu hakkında bir çok vakit almadan kısa da bir bilgi yapacağım. Sizin de sormak istedikleriniz olursa onları da bir cevaplayacağız. Programımızın ardından da şehrimizin emini, belediye başkanımızı, amirimizi biz ziyaret edeceğiz, nezaket ziyareti yapacağız. Programımız bu şekilde, bunu da bir paylaşmış olayım. Şimdi niyetimiz halis, genç, dinamik bir kadro oluştuk. Sağ olsunlar, yani bizim burada meslek gruplarında çok içimize sinen, güzel, hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Arif abi hoş geldin. Çok içimizde sinen güzel bir ekibimiz oluştu. Şimdi biz 12 Ekim'de seçmenlerimizden, tüm oda üyelerinden 9 meslek grubu. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, 9 meslek grubu. Ticaret, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odamız toplam 9 meslek grubundan oluşuyor. Evvela onu söyleyeyim. Birazdan da sözümü bitirdikten sonra da ilgili gruplardaki adaylarımızla paylaşıyor olacağım. Seçmenlerimizden talebimiz oluşumumuza destek olmaları, onların oylarına ihtiyacımız var. Biz mevcut yönetim güzel çalışmıştır. Niyetimiz daha üzerine koyarak olumlu, dinamik, etkin çalışmayı ortaya koyabilmek. 12 Ekim'den sonra oluşacak oda yönetimi, oda meclisiyle beraber, komitelerle beraber 4 yıllık bir süreci nasip olursa yaşayacağız hep beraber. İnşallah burada meslektaşlarımızdan yetkiyi alırız. Bir kan değişimi içerisinde bu niyetimizi düzgün bir şekilde ortaya koyarız. Bu iradeyi koyarız. Çok fazla teknik meselelerle daha evvelden yaptığım açıklamalarda da bunu söyledim. İnsanları sıkmak istemem. 3 ana başlık var. Yani burada birincisi, en önemlisi daha doğrusu, büyük bir çoğunluğu, %80'i işi dinamik, etkin bir şekilde vakit ayırarak yapmak isteyen sağlam bir irade, çalışmak isteyen bir irade. Biz bunu ortaya koymak istiyoruz. Tabii bu aynı zamanda ikincisi, seçmenimizin odadan beklentileri ve neler olabileceği ile ilgili dinamik bir şekilde böyle onlarla iç içe bunları anlatıyor olabilmek. İşte odamız ne işe yarar? Sadece aidat ödemek, faaliyet sicil belgesi almaktan öte, bütün mesleki sorunlarımızın çözüm noktası olarak orayı görmeyle ilgili bütün şeyleri, pencereleri, kapıları, işte iç içe, yani böyle bir noktaya getirebilmek. Ya en önemli ikinci nokta da budur. Üçüncü nokta, her zaman söylüyorum, komitelerimizdir. Komitelerimiz, 9 meslek komitemizin sağlıklı, etkin ve sektöre hakim bir şekilde meslek meclislerinde bunları toparlayıp oda meclisimize, oda meclisimizden de oda yönetimimize aktarılmasıdır. Bu 3 ana başlığı yaptığımız zaman zaten ortaya ciddi bir yapı ortaya çıkar. Bunu söylüyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Tabii bu oda yönetiminin aslına baktığımız zaman yapacağı, edeceği, arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Yapacağı, edeceği çok iş var. Yani biz bunu arkadaşlarımızla da istişare edip konuştuğumuz zaman baktığınızda belirlenecek çok standart var. Bunların işte yola girmesiyle ilgili yapılacak çok mesai var. Baktığınızda hani bizler, ben en azından kendi adıma söylüyorum, diğer arkadaşlar adına da söylüyorum. Eğer meslektaşlarımızdan yetki alıp da oda meclisine giriyor olabilirsek, aynı zamanda komitelerimiz de bu seçimden galip gelip de çalışıyor olabilirlerse, oda meclisinin, oda yönetiminin başını kaşıyacak vakti olmaz. Çünkü Çankırı olarak, yani organize sanayi bölgelerimizde, tacirimizde, sanayicimizle beraber
yapacağımız bir dünya iş var. Biz bunları yapıyor olmak isteyeceğiz. O yüzden bunu önümüzdeki bir 4 yıllığına talip olacağız. Seçmenlerden özellikle benim talebim şu. Yani burada bundan önce şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmam. Geçenki ben bir iki açıklamamda da bunu söyledim. Mevcut yönetimdeki arkadaşlarımız olsun, bizim meslek gruplarımızdaki işte rakiplerimiz olsun, hepsi değerli insanlar. Yani birçoğuyla da arkadaşız, abimiz, kardeşimiz. Yani bu burada bizim onlardan daha iyi, onların bizden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Bunu da bir anlatıyor olmak istiyorum ben. Çünkü konu bu değil. Konu entegre olmuş, birbiriyle dinamik bir şekilde çalışabilen bir ekiptir. Bunu oluşturabilecek iradeyi biz ortaya koyalım istiyoruz. Ha, onlar koymadı vesaire de demeyelim ama bunu konuşalım, bunun altını çizelim. Dolayısıyla biz burada seçmenimizden şunu söyleyelim, bunu anlattıktan sonra tekrar döneyim, lafı toparlayayım. Yani bu, inanıyorlarsa, yani eğer bu noktada bize itimat ediyorlarsa biz liyakatli bir şekilde bu işi yapıyor oluruz. Özellikle yani hani işte benim arkadaşımdır, dostumdur, belki ticari ilişkim vardır. Benim bu arada rakiplerimizin içerisinden ticari ilişkim olan da vardır. Benim kendi adıma özelinde söylüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da öyledir. Seçmenimizin ondan ziyade, evet o öyledir ama önemli olan memleketin ticaretidir, sanayisidir, odanın aktif çalışmasıdır deyip bu konuda değerlendirme yapıyor olmasıdır. Bunu seçmenlerimize paylaşıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Tabii paylaşıyoruz derken şunu da bir söyleyeceğim. Söylemeden de geçmek istemem. 12 Ekim seçimlerinin kesin seçmen listesi tabii bizim elimize 5 Ekim'de ulaştı. Bugün herhalde 7 Ekim aradığımızda bir yani çarşamba günü. Bu biraz tabii şu oluyor. Seçmenlerden bunu da alıyoruz. Kardeşim siz bize niye bu noktada bugün geliyorsunuz? 6 aydır neredeydiniz? Biz 6 aydır seçmen listesine 5 Ekim'de elimize geçirdik. Yani bir hafta içerisinde ne yapıyor olabilirsek yemeden içmeden bunun gayreti içerisindeyiz. Tabii ben bekliyor olurdum ki şu zaman dilimi biraz daha açık olsun. Merkez ilçe seçim kurulu, işte oda yönetimimiz bunu biraz daha erkene çekiyor olabilirdi. Tabii yani bu bir önemli bir nokta. Hani buradan seçmenimize bunu da ifade edelim. Bunu da söyleyelim. Esas askıya çıkılan tarihte seçim takviminde 21 Eylül'dü. Orada işte aidatlar, işte maliye vergi dairesi boyutları, askıda olup olmama noktaları orada oldu ama kesin nihai listeleri 5'inde alıyor olduk. Efendim, yani genel durum böyle. Yani çok aslında bununla ilgili konuşacak konu var. Ama özetlediğim zaman bu cümleleri, bu kelimeleri ifade edebilirim başlıca. Sizlerin bununla ilgili sorusu varsa bunları alıp cevaplandırabilirim. Akış içerisinde eğer müsaade ederseniz ben dinamik birlikte çalışacağımız ekip arkadaşlarımızı paylaşmak istiyorum. Bu şekilde lafı sizle bir paylaşayım, bir toparlayayım derim. Herhangi bir sorunuz, sualiniz yoksa ben birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımız ekibimizi sizinle paylaşıyorum. Özellikle bugüne beklettik. Tabii hem Kandil olması hem Cuma olması basın mensuplarımızla sizle bunu paylaşıyor olabilmek için bugün özellikle bekledik. Şimdi arkadaşlar 9 meslek grubu var demiştim size. Birinci meslek komitemiz tekstil ağırlıklı olan üyelerimizin olduğu gruptur. İçerisinde ayakkabı, tekstil, hazır giyim, imalat, perakende sektörleri vardır. Şimdi bizim mavi liste, biz çünkü mavi liste olarak seçime katılacağız. Mavi listenin birinci meslek komitesi adayları, bunları sizinle dijital olarak da paylaşıyor olacağız. Onu da ifade edelim. Evet, komite, bizim 5 tane komitemiz var bu meslek grubunda. Yani toplam bütün herkesin, 5 kişilik bir komitede bu. Komite yönetimidir. Bu aynı zamanda bu mesleğimizin, bu sektörümüzün meclisidir. Tribe Organizasyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Ahmet Nazif Gerçek, Mahmut Ömer Gerçek. İfade edeceğim bütün kıymetli isimler alfabetiktir. Bunu da belirtmek isterim. Green Company Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Arif Mustafa Özyurt. Yumaklar Tekstil Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi.
Hasan Erdinç Bey, Emre Bey, Emre Yumak. Efendim. Çankırı Aydoğdu Gıda, İnşaat, Tekstil, Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İlhan Aydoğdu Bey, Erhan Aydoğdu Bey. Farika Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Rıdvan Ceylan. 5 kişiden oluşan meslek yönetimimiz, komite yönetimimiz, mavi listenin adayı bu şekildedir. Bunu sizle paylaşmış oldum. İkinci meslek komitemiz, mobilya, züccaciye, beyaz eşya ana başlıklarında toplanan bir gruptur. Bu meslek grubumuzu da 5 tane arkadaşımız inşallah nasip olursa seçimlerde galip gelip temsil edecekler. Bu meslek meclisimizin yine alfabetik okuyorum size. Erkara İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Erdal Ketüda. Sarıkaya Halı Mobilya İnşaat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Eşref Edip Sarıkaya. Firma unvanına göre değil, isim, yetkili ismine göre alfabetik. Evci Ticaret Mehmet Evci. Bilginler Ticaret Mithat Bilgin. Hasaltun Ticaret Nurettin Hasaltun Bey. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Mavi liste adaylarımız bu şekilde gerçekleşmiştir. Evet. Üçüncü meslek kurumumuz, grubumuz finans sigorta, kuyum, kuyumculuk faaliyeti gösteren işletmelerimiz, hizmet sektörüyle alakalı üyelerimizin olduğu gruptur. Ağırlıklı olarak budur. Bu grubu mavi liste olarak bu meslek meclisimizin adayları burada 7'dir. 7 kişiden oluşur. Bu arada üye sayısına göre 5 kişilik ve 7 kişilik komite üyelerimiz vardır. 150 üye üzerindekiler de 7 olarak temsil edilirler komitelerimizde. Efendim, Anatoli İnşaat Gayrimenkul Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ali Bozkurt. Aksu Arena Spor Tesisleri Ticaret Limited Şirketi Arif Mülayim. Çiftçi Ticaret Bayram Çiftçi. Prestij Sigorta Aracılık Hizmetleri Eyüp Albayrak. Altınel Sosyal Hizmetler Turizm Gıda Bilgi Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Murat Harput. Üzeyroğlu Kuyumculuk Mustafa Kör Hüseyin. Sigorta Aracılık Hizmetleri Serhat Doğan. 7 kişiden oluşan mavi liste adaylarımız inşallah hayırlı ve uğurlu olur. 5. meslek komitemiz, üretim sanayi yapan ağırlıklı firmalarımızın olduğu bir meslek grubudur. Burada 5 tane komite üyemiz vardır bu meclisimizde. Komite adaylarımız, Agro Gıda İnşaat Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bekir Bayram. Çankırı Ziraat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Eren Yılmaz. Yeni Başlar Un Sanayi Hayati Baş. Tekmen Ticaret Şahin Tekmen. Untaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tayfun Güven Bey. Bizim buradaki kıymetli 5 mavi liste adayımız bu şekilde gerçekleşmiştir. Çankırı için hayırlı olsun diyorum. 7. meslek komitemiz, akaryakıt, nakliyat, otomotiv sektörlerimizin ana üyelerinden oluşan bir gruptur. Burada da üye sayısı dolayısıyla 7 tane bizim meslek komite üyesi arkadaşımız vardır. Mavi liste adaylarımız, Durlanık Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cumhur Durlanık. Can Bolat Petrol Akaryakıt Gıda Sanayi Ticaret Hafriyat Anonim Şirketi Ethem Can Bolat. Acar Petrol Ürünleri Tekstil, Otomotiv, İnşaat, Taahhüt, Gıda, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mustafa Acar. Özcan Turizm, Nakliyat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mustafa Özcan. Aslan Petrol Ticaret Limited Şirketi Mürsel Aslan. Filiz Ziraat Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yunus Emre Filiz. Ceylan Teknoloji Lojistik Otomotiv Maden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yücel Ceylan Bey. Burada da Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Burada da mavi liste adaylarımız bu şekilde gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.
Sekizinci meslek grubumuz inşaat malzeme satıcılarından ve ağırlıklı maden firmalarından oluşur. Efendim burada 7 tane meslek meclisimizin, komitemizin adayı vardır. Mavi liste olarak Era Çatı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Abdullah Akbaş, Yamanca Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cahit Yaman, Kayı Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Cihat Demirkapı, Gezekçioğlu Otomotiv Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çelebi Gezekçioğlu, Geoda Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İsmail Özcenk, Yüklü Ticaret Latif Topçu, Öztürk Mühendislik Gıda Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ömer Öztürk Bey. Allah hayırlı etsin. Bu komitemizin adayları mavi listede bu şekilde gerçekleşmiştir. Dokuzuncu meslek komitemiz, benim de aday olduğum meslek komitesi, meclisimiz şu şekildedir. Toprak Mühendislik Sondaj Maden İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Barış Büyükurvaylı. Burak Altıparmak Telekomünikasyon Teknoloji Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Burak Hüseyin Altıparmak. Demirci Müteahhitlik Bürosu İsmail Demirci. Solmaz Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Halil İbrahim Solmaz. Çağkent Yapı Denetim Limited Şirketi Muzaffer Kertles. İnşaat Taahhüt Osman Çendek. Paşabeyoğlu İnşaat Taahhüt ve Motorlu Araçlar Ticaret Serdar Paşabeyoğlu. Allah hayırlı etsin. Bizim meslek meclislerimizin adayları bu şekilde gerçekleşmiştir. Allah vatana, millete, memleketimiz için inşallah hayırlı uğurlu etsin. Demokratik bir ortamda, güzel bir şekilde, bayram havasında bu seçimleri nihayilendirmeye bize nasip etsin. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz, seviyoruz. Aynı şekilde karşıdaki rakiplerimizi de çok seviyoruz. Onlar da dediğim gibi lafın başında arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz. Mesele Çankırı'nın ticareti ve sanayisidir arkadaşlar. Biz bu konuda kendimizi mukayese etmeden, kimseyle iddialaşmadan, kimseyle herhangi bir yanlış bir ifade içerisinde bulunmadan bu konuda liyakatli görüyoruz. Bakın bağımsız bir şekilde bunu söylüyorum. Biz buna inanıyoruz. Seçmenimiz bizi bu şekilde değerlendirir, eğer oyunu bizde lehimize kullanırsa biz 1-4 sene, en azından ben kendi adıma söylüyorum, 1-4 sene burada ciddi mesai harcayarak yapılacak işleri ve standartları oturtturacağım inşallah. Bunu net söylüyorum Allah'ın izniyle. Arkadaşlarımızla beraber. Çünkü bir yükü tek başına kaldırabilmek mümkün değil. Biz hep birlikte eğer ona eğilip de niyet alırsak o kimseyi incitmeden çok kolay bir şekilde kalkar. Bakın ben şuna da değinmek isterim. Geçmişe baktığımız zaman yanılıyor olabilirim. Şimdi onun matematiğini çok yapmadım. 40 seneye geçtiğimiz zaman 3 tane başkan görüyorum ben bu memleketimiz için. Kıymetli başkanımız. Fakat şuna da inanıyorum aynı zamanda. 4 yıl, bakın burası temsil makamımız. Benim hiçbir egom yoktur. Net bunu söylüyorum. Hissederek söylüyorum. 4 yıldır, 4 yıl bir temayül oluşturulur. Yani burada misal bugün ben mesleğimde ilgili yetkiyi alabildim. Meslektaşlarım beni seçti. Ben mecliste yerimi alabildim. Alabildikten sonra içeride bir aritmatik neticede bir çoğunluk oluşturursam yönetime talip olmak isterim. Bugünden bunu ben başkanım, kardeşim, adayım demek çok saçma olur, yersiz olur. Hep beraber bir şeyin içerisindeyiz, sürecin içerisindeyiz. Deriz ki eğer o noktada olursak biz bunu güzel bir şekilde yapalım. 4 sene sonra ben kendi adıma söylüyorum. Hiç de evom da yoktur. Sedat Bey yapacak bu işi. Yapar, çok da güzel yapar. Ben onun yönetimle mesai harcarım. Değişsin. 4 senede bir bu memlekette liyakatli hisseden kim bu işi yapmak istiyorsa, vakit ayıracaksa buyurur gelir, biz onu destekleriz. Yani burada biraz da olaya bu açıdan bakmak lazım.
Allah nasip eder o günlere çıkarsak 2026 senesinde biz başka liyakatli kendini hisseden arkadaşlarla beraber çalışalım. O başkan olsun, bu bir bayrak yarışı olsun, böyle gidiyor olsun. Memleketimizde çok da bu işi yapacak güzel arkadaşımız vardır. Hakkınca yaparlar. Buna da adım gibi eminim. Eminim yani. Çok da güzel olur. Netice itibariyle şurada oturtturmak istediğimiz sistem bir güzel olur. Sonrasında da herkes bunun üzerine koya koya götürür. Bundan da sanayi, üretim ve ticaretimiz kazanır. Bütün müsaade buyur. Yok gelme, şimdi gelme. Gelme, şimdi gelme. Geldin bak böldün beni. Evet. Memleket kazanır dedik. Evet yani bunu kazanır. İnşallah da böyle olsun. Evet, anahtarıyla böyle. Arkadaşımız güzel gidiyordum. Evet. Buyurun, sizin soracağınız bir mevzu varsa alayım. Dördüncü grup, altıncı grup. Şöyle. Şimdi tabii şuna da inanıyoruz biz. Yani bu süreçte yani bir sene, belki bir buçuk sene öncesinden istişarelerimizle yapıyor olduk süreçte. Hani bir kan değişimi olsun, efendim burada bir değişim olsun hep istiyoruz, arzu ediyoruz ya. Çünkü biz bunun tarafı olmak istiyoruz bir taraftan. Şimdi dördüncü grupta tabii biz bunu paylaşırken orada bir kanaat oluşmuş oldu o grubu içerisinde. Orada biz hep birlikten yanayız ya, yani birlikte olalım, bir içerisinde olalım, daha güzel bir iş çıksın diye. Yani anladığımız kadarıyla orada Hayrettin Bey'in, mevcut yönetimin bir sanırım herhalde bir çalışması olabilir. Başkaca da arkadaşların niyeti olduğunu öğrenmiştik. Biz orada o seçim bölgesi diyelim, o dördüncü meslek grubu içerisinde biz mavi liste olarak, oluşumumuz olarak seçime katılmayı altıncı grup içinde, yine aynı şeyi söylüyorum orada, ve diyeyim arada öyle geçeyim. An itibariyle arkadaşlarımızın ortak kanaatiyle düşünmedik. Yani orada ki kanaatimiz bu şekildedir. Toplam 7 tane meslek komitesi için bütün komitelerimiz hazırdır. İnşallah biz çalışmaya devam ediyoruz. 12'sine kadar da nasip olursa inşallah devam edeceğiz. 12'sinde de seçmen belirleyecek inşallah bunu. Dediğimiz noktalarda olursa biz de onlara karşılık yüzlü yüzlü deriz ki bakın biz bunu bu şekilde ifa ettik, yerine getirdik, görevimizi yaptık deriz inşallah. Evet. Başkanım, şimdi tiyatro yönetimine adaysınız. Mevcut yönetimin size göre eksikleri ya da sizin yapılmasını isteyip de yapmadıkları neler? İkinci sorum da, siz nasip olsa inşallah seçimi kazanıp yönetime gelirseniz yapmayı düşündüğünüz ilk projeniz, yani ilk ben gelince bunu yapabileceğiniz şey ne? Anladım. Tamam. Şöyle diyeyim ben. Bu birinci soruya, yani eksik veya geçmişle ilgili işin açığı çok dönüp cümle ifade etmek ben istemiyorum. Şunu söylüyorum. Mevcutun üzerine biz daha fazla neler yapacağız? Bunun üzerine duruyor olmak isterim ben. Yani şahsi kanaatim bu. Arkadaşlarım da farklı düşünmezler. Yani eksiktir, fazladır, şudur, budur. Bunlar bizim hızımızı keser. Biz, ben bu arada 2018-2022 arasında da mevcut meclis üyesiyim şu an. Ben inşaat yapı müteahhitlerini temsil eden 3 arkadaştan birisiyim. Ben bunu geçenki konuşmamda da söyledim. Meclis üyesiydim ve meslek komite başkanlığını ifa ettim. Bunun da içini doldurdum. Şu an seçmenlerimden yüzlü yüzlü bu gidip yani oy noktasında bunu ifade ediyorum. Ama takdir onlarındır. Biz yola kazanmak için çıktık ama tabii bunun mağlubiyeti de var. Buna da hazırlıklıyız ama elimizden geleni yapıyoruz. Bunun son kararını seçmen verecek. Seçmen kendisini en iyi temsil edeni bilir. Yapar, saygı duyarız. Bu. Yani onun için ben mevcut yönetim burada eksikti, burada fazlaydı, şunu yanlış yapmıştır, bunu doğru yapmıştır deme noktasında değilim. Bunu seçmen bilir. Ben buna girmem. Söylemem, ben doğru bulmuyorum bunu. Şuna geleyim, ne yapacağımla ilgili. Demin de söyledim. Burada analiz, grafik vesaire, bunları size burada anlatıp da teknik meselelerle ilgili çok sıkmak istemiyorum. Çünkü bizi anladığım kadarıyla kıymetli basın mensupları aracılığıyla bütün bir memleketimiz takip edecek. Çok değerli bir vazife, kutsal iş yapıyorsunuz. Sizin aracılığınızdan biz kamuoyuna ulaşıyoruz şu an. Biz ne yapacağımız, az evvel onu söyledim Sedat Bey. 3 tane ana başlığımız var bizim. Çalışacak sağlam irade. Çalışmak istiyoruz. %80 yetmez mi? %20'yi çok güzel şekilde doldururuz. Nedir o? Üyelerimiz odadan beklentileri nedir, ne değildir? Biz bir araya gelip bunları konuşacağız. Hep birlikte. Oradan neler çıkar ya? Oradan çıkacaklara şaşırıp kalacaksınız.
Bu iki. Üçüncüsü de bizim hep beraber bu komitelerimizin, bak altını çiziyorum abi, bu çok önemli. O komitelerin hepsinin çalışması lazım. Bu oda işi böyle. Çalışacaksak komiteleri çalıştıracağız. Niye? Meslek meclisi. Ben şimdi üretici bir sanayicinin sorunu bilirim. Ben inşaatçıyım ya. Beyefendi tekstil. Bu tekstil, şimdi uzatın Ömer Bey'e soru şey mikrofonu, size akşama kadar tekstil sektörünün sorununu anlatsın. Öyle mi? Şimdi inşaat malzeme satıcısının anlatacağı bir dünya mesele var. Efendim, yani burada mobilya imalatçısının anlatacağı bir dünya iş var. Akaryakıtçı arkadaşımız Ethem Bey burada. Şimdi size neler anlatır burada? Bunlar onlar bilir. Biz bu komite meclislerinde bunları toplarsak yönetim kurulunun başını kaşıttıracak vakit bulamayız. İcraat mı? Bundan güzel icraat mı olur? Evet. Var mı arkadaşlar başka soru? Buyurun Ercan Bey. Kaç üye oy kullanıyor? Siz bu oya üyelerin hepsine çarşamba gününe kadar ulaşabilecek misiniz? İşte onu az evvel söyledim. Hoş geldiniz. Cahit Yaman kardeşim. Aleykümselam. Şimdi şöyle, yani ben biraz orada değindim. Ona hani çok girmiyorum, söylemiyorum, etmiyorum ama şu bizim için çok önemli bu konuydu. 5 Ekim, 12 Ekim. Yani 7 gün içerisinde kesin seçmen listesiyle ulaşıyor olmak çok güç. Doğru mu? Yani burada ama elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Yani işte sizler aracılığıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yapacağız inşallah. Yani ama toplam kaç üye? Toplam şöyle 2116 gibi hatırımda kalmış. Yanlış söylüyor olabilirim. Genel sekreterliğimiz teyit eder onu. Şimdi yalnız bakın şu var. 21 Eylül'de askıya çıkan üye listemiz, yani bunun belki %50'si gibiydi. Mesela ben kendi grubum için söyleyeyim. 9. meslek grubunda 368 tane benim seçmenim var. Bakın bugün itibariyle benim seçmede oy kullanacak seçmen sayım 184. Yarısı. Şimdi diyorsun ki bir şey daha söyle. Peki 21 Eylül'ün askıya çıktığı ile ilgili ben olsam yönetim olarak bir SMS atarım üyelere. Askıya çıktım diye. Bakın şimdi 5 tane bildiğim yerel gazetede ilan yapıldı. Ulaşım evet güzeldir ama nereye kadar? Çok basittir bu iş. 368-184. Bu şundan, yani olabilir teknik mali kısım olabilir, aidat ilgili unutuluyor olabilir. Biz bunu çok basit mesaj yollasak herkes daha farkında olur. Gelir der ki ha unutmuşuz, tamam kardeşim bunu yapalım. Yaparlar. Benim 184 sayım da daha yükselebilirdi mesela, bunu söyleyeyim. Yani üye ile ilgili cevabı bu şekilde verebilirim sayıları. Ama yani tam hatırlıyor olamayabilirim. Onu genel sekreterlik kanalıyla net öğrenebiliriz.